Herkese merhaba arkadaşlar, Egoist kanalıma hoş geldiniz. Efsane ötesi ama efsane ötesi bir videoda daha karşınızdayım. Çünkü efsane mi gerçek mi? Bu çoğun yıllar sonra yeni bölümünü çekiyorum. Bu video içerisinde farkında olmadan yanlış yaptığınız birçok şeyi göstereceğim. Aklınız gidecek çünkü ben bunları bulduğumda bir tık dedim ki baba bunlar dehşet, bunlar kullanılır. Hazırsanız başlıyorum ama bu seri devam etsin. Böyle Noob vs Pro videoları devam etsin diyorsanız bir like atarsanız çok sevinirim. Şu an saat sabahın 5.50'si. Doğru duyuyorsun, evet. Sabah 5.50'de çekiyorum bu videoyu. Çünkü bunu kaçırmanızı istemedim. İlk olarak Toki... Abone olduğun için teşekkür ederim. Yeni gelen arkadaşlara hoş geldiniz aramıza. Şimdi ilk olarak diyelim ki Toki'desiniz. Dışarıda burada pis bir düşman var. Ya da dışarıda burada bir yerde pis bir düşman var. Bunların tam olarak nerede olduğunu camlardan kendinizi göstermeden ya da buralara girip şuradan mermi yememek için uğraşmadan ya da buraya çıkıp bakmak istemeden çok rahatlıkla görebiliyorsunuz. Bunun için de tavayı aldım. Fırlat moduna getirdim. Böyle yukarıya bakarak fırlatmaya başlatıyorsun. Birinci şansı aldın. Göz tuş... Dur bir dakika. Bunun mobilde yapması daha kolay ama emülatörde bir tık uğraştırıyor. Bunu aldın. Göz tuşuna bastığın anda hop bütün dışarıyı görebiliyorsun. Bak burası duvar normalde, görüyor musun? Bu tarafa baktın mı da rakibini görebiliyorsun. Hem de merdivenlerden sana raşlıyor mu raşlamıyor mu görebiliyorsun. Bak bu içeride dışarıdaki zıpladı, ateş etti. İçerideki bana bakıp kafa sallıyor. Siz görüyorsunuz mu beni? Yok görmüyorum ben. Görünmüyor değil mi? Yani yok. İnanılmaz işe yarayan bir taktik. Bak bunu bu tarafta da aynı şekilde başlatıp şöyle yaparsan da hop virajı görebiliyorsun. Buradan da merdivenin bu tarafını görebiliyorsun. 10'da 10 işe yarar bir taktik. Kesinlikle kullanmanızı tavsiye ederim. Muah, bayıldım. Geçelim bir sonrakine. Tokiler başımızın belası ama Tokiler için müthişmeli bir taktiğim daha var. Biliyorsunuz ki bu en yüksek binanın tam şuracığında bir adet böyle bir lavuk oluyor. Tam buraya kesen bir adet bir lavuk oluyor. Buraya... Burası şimdi en yüksek bina ya, dalmak, raşlamak zor ama bu binadan, şu an üstünde olduğum binadan, bu binanın o köşesine bir bomba var. Valorant oynayanlar line-up nedir bilirler. Aynı mantıkta bir line-up'ım var. Daha önce hiç denemedim. İlk defa deneyeceğim, bir dakika. Bu bombayı alıyorsun, tam olarak şuraya nişanlıyorsun bak, tam şuraya. Buraya nişanlıyorsun. Şuraya. Dur bir dakika, nişanlayamadım, çok heyecanlandım. İnşallah doğrudur ya, denemedim hiç. Buraya nişanladığında ona gidiyormuş. Gitmedi. Geldi ama şeye çarptı. Öyle mi? Duvara çarptı buradaki. Bir tık daha ileri atarsan geliyor bu arada. Deniyorum. Bir de bunu atayım. Bununla kontrol edebileyim. Evet. Nereye geldi? Evet, tam bana geldi bomba. Ciddi misin? Evet, tam bana geldi. Bir dakika, hemen hatta... bir tane daha atmam lazım. Bir tane SS al, SS al. Benim kayıttan gömmüşler zaten. Ha, kayıt açtın mı? Adam ya. Evet. Arkadaşlar buradan tam olarak bak şuraya koyuyorsunuz. Ve bunu fırlattığınız gibi rakibinizin tam üstünde mi? Evet, şu anda burada. Geliyorum, geliyorum, bakacağım. Bakacağım ona. Yani bu pusuculara karşı müthiş belli bir taktik. Böylelikle hatta isterseniz buradan rushlamanızı bile sağlayabiliyor. Bak buraya istersen smoke at. Tam buraya düşmüş belli ki. İstersen buraya smoke olarak at ve buradan zıpla ve onlara yan taraftan çıkıp tuzaklar kur. İstersen de direktman o bombayla onu öldürebilirsin. Kesinlikle tavsiye ediyorum, süper işe yarıyor. Sırada arabayla çok daha hızlı kalkış sağlama taktiğini gösteriyorum. Diyelim ki yanımda bir cover var, burada bir duvar var diye düşünün. Ve bir anda bindiniz ve kaçmanız lazım. Ama normal hızlanması şu şekilde. Böyle hızlanıyor. İnsan evladı gibi. Ama ben şimdi size p***luğu gösteriyorum. Bu yandan, burada yine cover var. Yandan mermiler geliyor bize. El frenini çekili tutuyorsunuz. Ver gazı, ver gazı, ver gazı. Geliyorlar, bas! Baksana oğlum farka! İnanılmaz hızlı gidiyor ya. Bak şimdi, bir normalini bir daha yapıyorum. Normal gidiyorum. Böyle hızlanıyor. Ama el frenine basılı tutup biraz gaz veriyorum ve bir anda kalkıyorum. Kesinlikle tavsiye ederim. Hayatınızı kesinlikle kurtaracak bir taktiktir. Özellikle coverlı bölgelerde araçla bir anda fırlamak için işinize yarar. Sıradaki efsanemiz, daha doğrusu efsanemi buçuğumuz diyeyim. Bunu daha önce denemedim.
Bak şimdi rakibiniz diyelim burada. Siz kulübeye sıkıştınız. Vallahi daha denemedim. İlk defa deneyeceğim. Buraya böyle smoke'u bırakıyorsun. Buraya. İnşallah güzel atmışımdır. Şimdi buraya smoke koyduğunda çıkıyorsun. Miro beni görüyor mu? Yok, hiç göremiyorum. Ben seni full görüyorum şu an. Ciddi misin? Yemin ederim ya, full değil de görüyorum seni. Baya baya görüyorum seni şu anda. Ben hiç sıfır göremem. Bak, bir dakika, şu an, şu an görüyor musun? Şu an gördüm. Şu tamam an bir dakika, daha iyi bir smoke'la daha komple göstermemeye çalışacağım. Tam görmeye çalışacağım. Bir dakika. Bunu tam şöyle atsam. Bak bu sefer daha iyi oldu muhtemelen. Şu an gözükmüyor hiçbir şey değil mi? Evet, göremiyorum seni. Şu an? Sıfır göremiyorum. Ben seni görüyorum. Şu an görüyorum, şu an göremiyorum. Bak gördüğümü ispatlayayım mı? İspat. Oğlum oo, mükemmel değil mi? Bak. Bak gördün mü? Oğlum bilmiyorum, mükemmel, bilmiyorum. Mükemmel. Arkadaşlar bu smoke taktiğini kullanın. Bak dışarı, sen geçsene Milo bir şuraya. Şuraya bir geçsene. Nereye geçeyim? Yok dışarı dışarı. Gözüküyorsun, dibine kadar gir duvarın. Görünüyorsun oğlum sen. Ben gözükmüyor muydum? Siz bitti şu anda. Ha siz azaldığı için arkadaşlar bak bu çok iyi bir taktik. Şimdi bir diğerini gösteriyorum. Vallahi bunları biz de yeni bulduk. Daha önce hiç denemedik, ilk defa sizle deniyorum. Bu smoke alıyorsun. Buraya atıyorsun bak. Buraya attım. Bak şimdi. Görünüyor muyum? Hayır gözükmüyor. Ayağın gözünüyor. Ayağın gözüküyor. Bir dakika bir şey daha deneyeceğim. Bir şey daha deneyeceğim. Hiç görünmüyor. Şu an hiç görünmüyor. Şu an gözükmüyor. Şu an gözükmüyor muyum? Gözüküyorsun şu anda. Elim gözüküyor. Elim mi gözüküyor şu an? Yok. Şu an hiç sıfırsın şu an. Şu an ben sizi komple görüyorum. Bak. Bu bin. Diğeri de solda camda bana bakıyor. Kapıyı açtı, kapadı. Nasıl? Oo. Nasıl? Mükemmel ya. İnanılmaz oo taktikler. Miro kayıt alıyor mu? Alıyorum da ben seni görüyorum ama. Sen görüyor musun? Evet. Bak ben şu an gözüküyor muyum? Siz bitti. Tamam şimdi smoke'da bir tane daha taktiğim var arkadaşlar. Bunu da daha önce denemedim. Bunu da ilk defa deniyorum ama ya yemin ediyorum inanılmaz işimize yarayacak şeyler. Maçların içerisinde aklı gider rakiplerin. Bunlar beni nasıl görüyor diye. Ki zaten bazılarını size efsanemi gerçek mi videosunda göstermiştim. O da kanalda var. Gidip oradan izleyebilirsiniz. Şimdi bana şöyle bir şokomelli bir ev lazım. Şimdi önümüzde gördüğünüz bu evin mükemmel bir taktiği var. İlk defa sizlerle denemeye çalışıyorum. Bu smoke'u şuraya atsam. Aha oldu. Ha, oldu. Oldu. Harbi oldu. Bir dakika. Beni görüyor musunuz? Görüyor musun? Ben hayır görüyorum. Bak. Bak. Allah. Oğlum şuna bak. İnanılmaz güzel değil mi? Çok abi iyi. Çok iyi. Bak bak altı. Miro seni full görüyorum şu an. Oha ciddi misin? Evet gel bak tamamen görüyorum. Tamamen görüyorum. Oha bu tarafı da tamamen görüyorum. Bak şuradalar. Görüyorum dede yukarı bakıyor. Bandaj basıyor. Şu an bir bandaj daha basıyor. Eğil kalk yapıyorsun. Bak dede bak git basıyor orada. Şurada tam olarak. Dur sıkamadım. Tam burada. Oğlum mükemmel. Yani bu taktikler kesinlikle bayağı işinize yarar. Hatta baba daha önce hiç denemedim bir şey daha. Ya bunu hiçbir yerde görmedim. Şu an bir aklıma geldi bunu da deneyeceğim. Diyelim bu camdayız. Bu smoke'u aldım. Tam bu cama atabilir miyim acaba? Bir şey diyeceğim. Olursa efsane olur valla. Bir dakika. Olmasın. Baba görüyorum. Görüyorum. Kan görüyorum hocam. Vahşet görüyorum hocam. Şakık kemiğinden girmiş levye görüyorum hocam. Görüyorum. Oğlum bu ne? Evin en aşlayan herkesi göre... Olmadı olmadı lan çok iyi. Oğlum şu an kafayı yedim. Bak dede cam basıyor şu anda. Tam altımda görüyorum. Ben Allah, de alıyorum. Zur seni göremiyorum. Senin altımda olmanız lazım. Dede zıpladı. Sen de yanında ilk alt yapıyorsun şu anda. Yan yarısınız. Oğlum mükemmel. Yemin ediyorum çok hoşuma gitti. Ya bunu daha tonla yerde yapabiliriz. Hatta muhtemelen şuraya atsam bile olacak. Kesinlikle deneyin bunları abi çok hoşuma gitti. Efsane ötesi ya bunu keşke efsane bir gerçeklikte gösterseydim. Geçelim bir sonraki maddeye. Sırada arka arkaya göstereceğim iki tane taktik var. Birini belki biliyorsunuzdur ama diğeri biraz kafanızı kurcalayacak bir şey. Öncelikle mobil oynayanlar bunu çok daha fazla rahat yapıyor zaten. Videonun başında söylediğime benzer bir şey. Bombayı atarken aldım bombayı. Bunu bu şekilde alt tuşuna basarak daha uzağa kontrol ederek bir bomba atabiliyorsunuz.
Bunu yapmanız için de bu small ya da normal bombayı çektiniz. Alt yani göğüs tuşuna basıyorsunuz. Emülatörde alt tuşuna. Bu şekilde nişan alabiliyorsunuz ve böylelikle çok daha uzak noktalara bombalar atabiliyorsunuz. Ama emülatörde çok yapılmıyor. Mobilci kardeşlerim bu size taktikti. Şimdi hem emülatörde hem de mobilde işleyecek şokomelli bir şey göstereceğim. Yılanlamayı seviyoruz. Ama yılanlamayı sevmekten öte son circle'da çok fazla adam ayakta kaldığında dert tasa sahibi olabiliyoruz. Önümüze bomba atmamız veya smoke atmamız veya molofot atmamız gerekiyor olabilir. Bunları yaparken bak elini bu şekilde havaya kaldırıyor bekleme süresinde. Görüyorsunuz değil mi? Böyle havaya kaldırıyor. Ve bu hareket yüzünden normalde gözükmeyeceğiz alanlarda gözüküyorsunuz. Bunun da çözümü sadece hareket etmek. Küçük küçük hareketler ederseniz bu şekilde. Gördünüz mü? Elini kaldıramıyor. Böylelikle rakipleriniz sizi görmeden bu şekilde bombanızı hatta gözle de kontrol edip böyle bombanızı atabilirsiniz. İkisini birleştirirsen çok daha işe yarıyor. Bu da çok şokomelli ve kullanışlı bir taktik. Sırada efsane mi gerçek mi de gösterdiğim ama o videoyu izlemeyenler için basit bir taktik var. Artık bütün e-sporcular yapıyor. Herkes yapıyor zaten. Ses vermeden ilerleme bug'ı. Dur bakayım yapabileceğim mi? Yap la yato. Bu beceremiyor. Arkadaşlar olay şu. İleri zıpla ve yumruk at. Zıplama animasyonu ve yumruk atma animasyonundan dolayı rakibinize hiç ama hiç ses vermeden, duyuyor musun Yato? Bir saniye. Şu an sıfır. Sıfır değil mi? Şu an sıfır. Mükemmel değil mi ya? Rakibiniz size asla duymadan, Miro yap bakayım. Tamam. Takım arkadaşım olduğu için bir tıkım ses geliyor ama rakibinize karşı yaptığınızda bu şekilde ilerleyerek hiç ses vermeden gidebilirsiniz. Bunu bilenler vardır ama bilmeyenler için de güzel taktik. Yani lan adam oradaydı niye oraya gitsin sesi gelmedi diyorsanız bundan dolayı. Sırada molotofla çok tatlı bir taktiğim var. Evet birkaç tane daha molotofla taktik göstereceğim ama bu benim çok hoşuma gitti. Normalde molotofu mesela rakibiniz burada duvar dibinde ve siz de buradasınız sallıyorum. Herhangi bir duvarda bir fight diyorsunuz. Rakibinize molotof atacaksınız. Atabildiğim en iyi molotof buraya düşüyor. Nereleri yaktı? Arkamı benim dışında seni, oha! Gördünüz mü bak? Çektim çektim. Olabilecek en iyi haliyle yapıyorum. En iyi haliyle attım. Ama daha kolayı var. Bu molotofu alıyorsun. Herhangi bir şekilde bu duvara bir tutturuyorsun. Allah'a emanet biraderim. Baksana. Yani duvardaki bütün pusulara karşı 10'da 10 işe yarayacak bir taktik. Kesinlikle tavsiye ederim. Biraz sonra da size binalar araştırırken nasıl molotof kullanacağınızı göstereceğim. Ama bir şey göstermek istiyorum. Nasıl oluyor da bilmeyenler var. Çok şaşırdım. Valocular, CS'ciler bilir. Bu flash bombasını çok iyi kullanamıyorlar. Bu flash'ı alıp kendi arkana atarsan rakibin kör olur. Dur lan çok uzak oldu. Buraya atıp mesela pikledim. Rakibin de sen de kör olur yapamadım ya. ben de beceremedim ya. Ya tamam. Buraya attım. Hadi de var. Hadi patlayacağı zaman ananı avradını bir türlü yapam. Bunu attım. Patlayacağı zaman küçük bir arkanı dön patladı rakibin kör ama sen değilsin yani. Bunu Valocular, CS'ler biliyor ama PUBG Mobile'de bilmeyen vardı. Bu da küçük bir anekdot söyleyeyim dedim geçtim. Şu anda yapıp yapamayacağımdan emin olmadığım taktikle köprü pusularına son. Evet yapabilecek miyim bilmiyorum ama bir tık zor bir şey deneyeceğim. Buradan göstereceğim yerden uçacaksınız ve direktman köprünün karşısına kadar yandaki adaya kadar uçacaksınız. Hazırsanız başladı. Yapamadım. Vallahi yapamadım. Ya yapabilseydim çok iyiydi ya. Şimdi ben bunu 550 kere denemek istemiyorum çünkü bu arabayı bulmak zor. Ama birazcık geç bassaydım tam şuraya kadar uçabiliyordum. Olsun. Bu taktiği bilin. Gösteremedim ama siz yine de bilin. Kusura bakma vallahi bunu 50 kere deneyemem şimdi. Diğer taktikleri göstermem lazım. Geçiyorum bir sonrakine. Arkadaşlar az önce yaptım. Vallahi yaptım az önce. Ama başka bir yerdeyken yaptım. Ölüm pahasına bunu bir daha deneyeceğim. Allah'ım bu sefer yapacağım inşallah. Buna biraz alıştırma, pratik lazım ya. Bunu öyle tek seferde yapılacak iş değil gibi bu. Oo!
10 daha iyi olabilirdi ama hiç fena değil. Daha iyisini yapabilirdim ama hiç fena değil. Bu şekilde bayağı uzağa kadar gidebiliyorsunuz. Bak benim izlediğim videoda adam şuraya kadar uçmuştu. Güzel taktik, kesinlikle işinize yarar. Şokomelli. Tamam, şokomelli taktiğimi gösteriyorum. Diyelim ki bir fight'a gireceksiniz, ever açlayacaksınız veya önce aniden bir duvar çıktı. Çarptığınızda canınız gidiyor. Canınızın gitmesini istemiyorsanız sadece yer değiştirin. Şimdi size çok net bir taktik göstereceğim. Diyelim buradasınız ve rakibiniz size rushlıyor. Ya da cam olan evlerdesiniz. Bunu Steam PUBG'de çok yapardık. PUBG Mobile'de de yapabiliyorsunuz. Bu camları kırma sesiyle rakiplerinizi baitleyebiliyorsunuz, kandırabiliyorsunuz. Bak, geldim buraya. Bunu yaptığın anda bak nasıl duyuluyor. Bir yapsanıza. Buradayım. Adam içeride biliyorum. Atladı sandım. Bir girdim. Adam burada, direkt bana ağzına vurabiliyorsunuz. Bak bu camda da yap şimdi. İçeride. Çıktı sanıyorum. Ama burada hali hazırda bekliyor. Bunu camlı binalarda hepsinde yapabiliyorsunuz. Hatta üst katında cam olan bina özellikle burada çok işe yarar. Bak şimdi buradan atlama fake yap bana. Yumrukla yine. Yürü orada bir üstte. Bak rakibin üstte dur. Şimdi turla. Adam üst katta. Atladı sanıyorum. Rushlıyorum. Selamünaleyküm. Gördüğünüz gibi bu taktiği, bak oyun esnasında böyle küçük taktikler çok fazla işinize yarayacak. Hatta hemen bir taktik daha göstereceğim. Burada yüksek binalarda, muhtemelen bunu da biliyorsunuzdur ama ben bilmeyenler için anlatıyorum. Yüksek binalardan atladığınızda ya da bir yerden bir yere atladığınızda ses çıkarmama bug'ını aynı şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi atladım. Ses vermedim. Bak şimdi atla. Bak. Bak gördün mü? Burada olduğundan hiçbir haberim yok. Bu kötü oyuncu, bu iyi oyuncu. Beceremedi ya. Bu taktikle yukarıdan aşağı zıplayarak yumruk atarsanız tam yere değeceğiniz zaman o sesi ortadan kaldırdığı için rakibinizin sesini duymuyorsunuz. Hemen bizde hız kesmek var mı Yato? Yok abi. Yok, hemen bir taktik daha gösteriyorum. Rakibinizde ev için fight diyorsunuz ya da evden dışarıya sıkıyorsunuz. Bak şimdi ben buradan sıkıyorum. Bak. Vurdum. Bu kadar. Taktik basit. Tamam dur. Şuradan bir dakika. Şöyle bir git, götürsene oradan. Bir çık oradan. Burada fight diyorsunuz. Bak şimdi. Mermilerin bir kısmı buraya çarpıyor gördüğünüz gibi. Ben burada fightlarken bir kısmı gördünüz mü? Alta çarpıyor. Bunu engellemek için birinci şahısa geçiyorsun. Bak. Bu alta çarptı. Görüyorsun değil mi? Ama bunu birinci şahısa aldığın anda mermi nereye bakıyorsan oraya atıyor. Bak ta şuraya ateş edebiliyorsun. Bak. Ama bunu buraya alırsam body'ye aldığımda mermilerin bazıları buraya çarpıyor. Bunu engellemek için de birinci şahısta duvardan oynarsanız gördüğünüz gibi ağzına vurabiliyorsunuz. Ama ben buna buradan sıkıyor olsaydım, bak gördün mü? Alttaki 4 mermi buraya çarptı. Bak buralara çarpıyor. Bu taktik çok işe yarar ama bunu unutmayın ki maç içerisinde aklınıza getirmeniz lazım. Yato, bizde taktik biter mi? Asla. Sıradaki taktik. Şimdi üst kata mole atacaksın. Ama buradan pikledin olmuyor. Rakip bakabilir. Buradan pikledin rakip bakabilir. Bunlardan kurtulmak için çok güzel bir şey var. Mesela rakibiniz diyelim nerede? Burada duruyor. Bekliyor, kapıyı kesiyor. Psikopat, kafayı yemiş. O zaman ben de sıyırdım, kusura bakmayın. Molly'i alıyorsunuz tam şuraya. Yapıştırdım. Yato'nun şu an tü yanıyor mu? Yok. Abi yanayım diye yere attım, biliyor musun? Başka Molly var mı? Var var. Ben seni... Bir dakika. Bir dakika. Abi. Bizde taktik biter mi? Hayır. Molly'i aldım. Buraya attım. Ben yanıyorum. Hadi gençler, galiba bizim şunlara bir tık çalışmamız lazım ya. Ama bu oluyor ya.
Ben kötü attım muhtemelen. Şuraya çarptıysa üst kat komple yanıyor ya. O kadar da sen de ne bul? Biz bir soru geliyor. Bir dakika abi şunu şöyle yapalım. Smoke at oraya abi. Smoke atıyorum. Tamam abi ben buradan seni kesiyorum. Smoke. Ya tabi bize taktik biter mi? Oha. Bitmez abi. Bak şu an bana gel bana bak. Gel bana bak. Oha. Ve bütün şeyimi bozdun şu an. Oha! Aynen. Bu arada bu aynen, fena değilmiş aynen, ha. Aynen görüyor musun? Aynen görmüyorum aynen. Bu vallahi fena değilmiş ha. Evet bu fena değil. Oha ben görüyorum bir dakika buradan. Nereden? Neredesin sen? Oha bak. Bak ben şu an seni görüyorum. Yukarıyı görüyorum şu anda. Seni de görüyorum. Buradasın. Ben seni görmüyorum. Bak şimdi. Buradan ben seni görüyorum. Ben şöyle yaparsam görmüyorum. Sen biraz kapıya gitsene. Görüyorum. Kapıya git. Ben yine görüyorum. Hala görüyorum. Hala görüyorum. Görüyorum. Full görüyorum. Ben şimdi görüyorum. La smoke bitti çünkü. Arkadaşlar siz bizim taktikleri yani bizim söylediğimizi yapmayın da. Yok yaptığımızı yapmayın da söylediğimizi yapalım. Bizde taktik biter mi Yato? Biter abi. Bitmez. Bir sonrakine geçiyorum. Arkadaşlar şimdi size arka arkaya iki tane şeyi gösterip videoyu bitirip ben olaysız dağılıyorum ama en efsanelerini bence son ikiye sakladım. Çünkü buraya kadar izleyenler has tayfadır, candır, ciğerdir. Siz yorumlarda ben buraya kadar izledim diyebilirsiniz. Yani buraya kadar izlediysen sen apayrı bir boyutsun. Sen like atmışsındır, abone olmuşsunuz demem canım ciğerimsindir. O yüzden sana özel iki madde hazırladım. Bak şimdi rakibinizde özellikle TDM'de veya face to face fightlarda böyle el kalklar yapılıyor ya. Bunu çok hızlı yapmanın bir yöntemini gösteriyorum. Hazır nedir mısın? Abi? Eğiliyorsun, zıplıyorsun. Yani zıplanan tuşuna basıyorsun. Bak. Oha. Bak şimdi fight'ta, baksana ya oğlum, oha önümde inanılmaz gözüküyor. Bak. İnanılmaz işe yarar. Bak bunu gerçekten kesinlikle kullanın. Yani bunu el zıpla. İnanılmaz işe yarar. Böyle baksana oğlum. Böyle oluyor. Ay keşke böyle hareket yapmasaydım. Şimdi bunu montaj edeceksiniz. Neyse tamam. Bu taktiği sondaki tayfaya, has tayfaya, o like'ını atan tayfaya ayırdım. Şimdi sırada benim aklımı alan, kafayı yedirten maddeyi gösteriyorum. Bir tık 5.56 rica edeyim size. Yato bizde efsaneler biter mi? Taktikler biter mi? Tabii ki de bitmez abi. Bitsin artık oğlum kaç saat oldu video. Sonuncuya geldim. Çoğumuzun kullanmadığı bu yan nişangah. Aman bir b**a yaramıyor dediğimiz yan nişangahın aslında bir olayı var. Bak dürbünü açtım. Tamam mı? Önce oturuşumu düzeltiyorum çünkü çok havli bir şey göstereceğim size. Tam karşıma nişan alıyorum. Ateş ettim buraya. Yan nişangaha geçtiğimde buraya ateş ediyorum. Bak farka bak. Görüyor musun? Bu fark sayesinde çok ilginç bir şey var. Şimdi rakibimi şu anda görmüyorum. Yan nişangaha geçtiğim anda rakibimi görüyorum. Bak burada görmüyorum, burada görüyorum. Burada vuramam onu ama buradan... Lan! Da vuramazsın. Buradan da vuramam. Artı maskaranın dili çok oynaşıyor. Ama burada tam görüyorum. Şu an kafanı görmüyorum. Sen beni görüyor musun? Sen beni görüyor musun cidden? Ben seni şu an bak KS koyuyorum. Görmüyor musun? Oha. Bak. Yavrum bakayım. KS'ni görüyorum. Lan iyi nedirim he. Ama bak rakiplere kafayı yedirtebilirsiniz. Bunu sağ tarafta da tam tersi. Bununla göremezsiniz ama yan nişangahı çevirdiğinizde mesela şu an görüyorum ama bununla göremem. Sağ tarafta normal lazerle yapmanız lazım. Sol tarafta lazerle göremediğinizi bak bir dakika neredeler? Şöyle bir bakayım. Bir durun bir yerde. Memiro dur orada. Bak şimdi şu an rakibimi görüyorum. Ama burada göremiyorum. Burada görüyorum. Tamamen görüyorum ama burada göremiyorum. Yani bu gerçekten rakiplerinize kafayı yedirtebilecek bir taktik. Bunu daha yakın mesafeden yaptığınızda daha da fark ediyor zaten. Hatta şöyle de göstereyim. Evet, burada bu kadar. Burada bu kadar. Bak kulübenin buraya kadarını görebiliyorum. Normalde dürbün açtım. Görüyor musunuz? Bak şuradaki evi komple görmüyorum bile. Ama bunu yaptığımda evi görebiliyorum. Bu taktik acayip işinize yarayacaktır. Kesinlikle tavsiye ederim. Efsane bir videonun daha sonra geldik. Efsane mi gerçek mi? Buçuğun yeni bölümüydü uzun bir yerden sonra. Bu seri devam etsin mi? Yorumları yazarsan sevinirim. Başka videolarda tekrar görüşmek dileğim. İyi ki varsın. Kendine çok iyi davran. Bay bay.